Badminton oynuyoruz arkadaşımla. Topumuz uçuşuyor havada. Birden bir ses geliverdi. Dev böcek yıktı her yeri. Hey, ne oluyor burada? Dev böcek çıktı tavana. Oh be, gitti sonunda. Yiyeceklerimiz mahvoldu ya. Çok karnım acıktı. Ama hiç yemek kalmadı. Hey, dur bekle. Bunu pişirebiliriz bence. Elimize bıçağımızı alalım. Ve sebzeleri doğrayalım. Boşaltalım kaseye sebzeleri. Ama bu bize yetmez ki. Aklıma bir fikir geldi. İşte badminton raketi. Ama kırık benimkisi. Olsun. Bir tanesi yeterli. Havuca raketimle vurunca küp küp oldu bir anda. Sebzeleri yollayın. Hazırım. Hepsini güzelce karşılayacağız. Hızlıca kestik sebzeleri. Ama bir şey eksik sanki. Ne var senin boynuzunda? Bezelye. Tabii ya. Bezelyeyi de ekleyince leziz olacak bence. Kaçıyoruz trenimizle. Çünkü 40 kanat peşimizde. Yavru aslan, ses çıkarma. Renkli mikroplar var etrafta. 40 kanat, dur bakalım. Hadi gel de kapışalım. En güçlüsü benim. Gelin gününüzü göstereyim. Düştün tuzağa. Yiyeceğiz boynuzunu anında. Şimdi sıra 2 numarada. Yavru aslan, gel buraya. Önce treni yiyeceğiz. Sonra size geleceğiz. Lütfen bizi yemeyin. Onun yerine meyve yiyin. Hey, meyve yiyince patladı. Galiba biliyorum ne yapacağımı. Meyveleri kaba koyalım. Mikrop patlatan meyve suyu yapalım. Onlar treni yerken silahımı kuşandım bile ben. Mikropları kafadan vuralım. Onlardan hemen kurtulalım. Patlıyorlar ışık hızıyla. Başladılar bile kaçışmaya. Mikroplar gittiğine göre hadi binelim trene. Yürüyorum güneşli bir günde. Bir saray mı var önümde? Kralımız çok yaşa. Hey, gel bakalım buraya. Bugün çok üzgünüm ben. Güldürebilir misin beni sen? Tabii ki güldürebilirim. İnsanları güldürmekte çok iyiyim. Ne yapsam acaba? Bence güler muz numarasına. Yok mu bu mutsuzluğun sonu? Götürün. Görmek istemiyorum onu. Emredersiniz üzgün kralım. Onu zindana atacağım. Ah, ayağım kaydı. Aslan elimden kaçtı. Eyvah, tutmuyor frenlerim. Galiba domuzu ezeceğim. Meyveler de fırladı havaya. Nasıl duracağım ben ya? Hey sen, gel buraya. Hemen tutunmalıyım şuna. Aa, uçuyorum galiba. Of, yine başladım kaymaya. Aa, yine fırladım havaya. Hey kral, ne haber ya? Tüm sarayı mahvettin ama güldürdün beni sonunda. Başardın kralımızı güldürmeyi. Al, hak ettin bu hazineyi. Bu iksiri dökünce aslana mini minnacık olacak anında. Baksanıza şunun tipine. Bir sinek mi uçuşuyor ne? Elimle çekiştirirken iksiri küçültüverdim birden kirpiyi. Hey, gel bakalım buraya. Hazırlan havuç savaşına. Al bakalım pis kirpi. Şu eve kaçayım bari. İstediğin kadar kaç ama peşindeyim, bunu unutma. Gerçekten çok inatçısın. Ama beni yakalayamayacaksın. Akvaryumun içine atlayayım. Oksijenim bitecek yakında. Tekrar uçmalıyım havaya. Kirpi kaçınca piyanoya müzik yaptık ayaklarımızla. Hey, girmesene ya odama. Şimdi topu yiyeceksin kafana. Saldır ayıcık. Hadi. Bununla yenemezsin asla beni. Ne yapıyor acaba? Hey, neler oluyor burada? Sinek kaplamıştım odayı. Duvara yapıştırmalıyım onları. Ah, ne oldu birden ya?
Ben de yapıştım duvara. Eğlenceliydi ama değil mi? Ben küçük bir uzaylıyım. Şimdi bu piramidi çalacağım. Ne oluyor burada ya? Biri çalmış evimi galiba. Hey Bumya, gel bakalım. Sana kumdan kale yapacağım. Çok güzel oldu bu kale. Ama hemen çürküverdi yere. Hadi bir daha deneyelim. Biraz yardım isteyelim. Düşünce yere kutular, çıkacak içinden robotlar. İşe başlayacağız ama tuğla veya kil yok burada. Yaprak kullanalım en iyisi. Bakın süper oldu değil mi? Yapraklar uçuverdi rüzgarla. Çok üzgünüm sevgili Mumya. Aklıma başka bir şey geldi. Ama önce alışverişe gitmeli. İşte kutu kutu jöleler. Evet, işe yarayabilirler. Jöleden yapılma bloklar taştan bile iyi oldular. Ölçüleri de çok iyi. Hadi yapalım şu piramidi. Jöleleri koyalım üst üste. Koyalım piramidi eski yerine. Ne desem bilmem ki. Çok mutlu ettin beni. Yürüyorum rahat rahat sokakta. Ne? Bir ayı var orada. Çabucak kaçmalıyım ayıdan. Hadi yapabilirsin yavru aslan. Yükseğe sıçrayayım da bırakayım ayıyı arkamda. Oh be, kurtuldum sonunda. Pekmen yetişti yardıma. Hadi beraber yere inelim. Sonra da biraz eğlenelim. Ne yapsak ki acaba? Bu top nereden geldi ya? Çabuk bin arabaya. Yoksa kalacağız topun altında. Eyvah, bir duvar. Hey, lütfen bizi kurtar. Tren rayı inşa edeyim. Sonra hemen geri döneyim. Cuf cuf, gidiyoruz. Bence çok tatlı görünüyoruz. Oyuncaklarla hayal kurunca çok eğlenceli oluyor ya. Lego adamımla oynuyorum. Çünkü onu çok seviyorum. Ama evde oynamaktan sıkıldım. Biraz da dışarıda oynayayım. Yavru aslan yürürken anahtarını düşürdü birden. Lego arabamı yapayım. Ve gidip anahtarı alayım. Hemen basayım gaza. Anahtarını vereyim aslana. Bir köpek çıktı karşıma. Hey, peşimi bıraksana. Geçerken tümseğin üstünden bir parça fırladı birden. Köpekten kurtuldum sonunda. Eyvah, delik var yolumda. Deliğe asla düşmemeliyim. En iyisi arabamı genişleteyim. Oho, nasıl da fırladım ama. Uçuyorum ben adeta. Şaşkın aslan, yakala. Aa, bu niye burada? Cebimden düşürdüm galiba. Evet, başardım işte. Şimdi geri uçayım eve. Ne zeki bir Lego'yum değil mi? Ne güzel bir açık büfe. Yemek alalım biz de. Tüm tavuklar bitti. İftek alalım bari. Etlere yavaşça uzanırken onlar da bitiverdi birden. Yemeklerin hepsi tükendi. Aslanlar doldurdu tepsilerini. Onlar bizden daha hızlı. Bize sadece içecek kaldı. Domuz gibi açım valla. Yemekler nerede ya? Şu anda çok sinirlendim. Oy anneciğim. Domuz abi dövecek beni. Şuraya saklanayım bari. Baksanıza şunların haline. Neyse, başlayayım ben yemeğe. Yemekler çok lezzetli. Şimdi de yiyelim biftekleri. Kimin bu pençeler ya? Canavar mı geldi yoksa? Canavar beni yakalamadan hemen kaçmalıyım buradan. O buradamız sonunda gitti. Tembel hayvan kurtardı bizi. Bugünlük okul bitti. Evimize gidebiliriz şimdi. Herkes annesiyle gitti. Benim annem hala gelmedi. Ne yapacağım ben şimdi? Of, geç kaldım okula. Merak etme, geldin yardıma. Tekeri takacaktık ama araba kalkmıyor asla. Kaldıraç yapsak şuraya. İşe yarar mı acaba?
Maalesef kaldıraç kırıldı. Hadi aslan, çalıştır saksıyı. Bunu şişirince pompayla araba kalkıverecek havaya. Tekeri taktık güzelce. Teşekkür ederim size. Tekrar yola çıktım ama bir ağaç devrilmiş yola. Of, kıpırdatamıyorum ağacı. Oğlum, verir misin gitarını? Ağacı kesersek gitarın teliyle kolayca taşıyabiliriz böylece. Ağacı 3 parçaya ayırdık. Sonra kolayca yolu açtık. Güzel dostlarımın yardımlarıyla bir tanecik oğluma ulaştım sonunda.